3'te 2'den herkese merhabalar. Arkadaşlar Merhabalar. merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz Onurcuğum. İyiyiz. Bugün aramızda bir konuğumuz var. Yusuf. Bizim neredeyse ilk başladığımız andan itibaren dinleyicimiz hiç bir araya gelmedik. Ama yüzünü tabii Zoom'dan vesaire sosyal medyadan gördük. Ama hiç bugüne kadar yüz yüze görüşmediğimiz ama bizim sağlam dinleyicilerimizden biri Yusuf. Ve bizim için bu bölüm de çok önemli. 3'te 2'nin 50. bölümü. Bonus yayınları saymazsak bu 50. bölümümüz. Ve 50. bölümümüzde de özel olsun istedik. Bizim için çok değerli dinleyicimiz, arkadaşımız Yusuf'u konuk ettik. Yusuf hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor izolasyon süreçleri? Yayından önce konuştuk ama hani bir de şimdi yayında konu olsun, hani konuşalım diye açmak İzolasyon, yani bütün dünya gibi yine sıkıcı ilerliyor. Öğrenciler için bir meşgale var tabii. Online derslerimiz var. Elimizden geldiği kadar bir şeyler okumaya, izlemeye çalışıyoruz. Bu kadar. Sınavların da başlıyor yakında. Evet. Kolay gelsin. Teşekkürler. Aslında keşke bizim öğrencilik zamanımızda da online sınavlar olsaydı. Bunu yayından önce konuşmuştuk. Neyse, kişisel şeyleri açmayalım. Hani kopyaydı vesaireydi. Bazı şeyleri zaten kolaylaştırıyor tabii. Sınavdan sınava okula gidiyordun. Online gibiydi senin için. Bir şey değişmiyordu ki. Yani de evet, haklısın. Keza nasıl gidiyor? Ben de. Vize haftasından önce not almaya gider, vize haftasında vizelere giderdi yani. O yüzden siz bence online okudunuz yani. Burada bugün, yakınım neyse, ben. Neyse, bunu de burada çok konuşmayalım. Hem Yusuf'a hem de arkadaşlarına kötü örnek olacağız. Boş ver. Bugün şeye gitmiştim. Vize haftasındaydım. Böyle vize haftasının ikinci haftası falan da saç sakal birbirine girmiş. Yolda yürüyorum. Karşıdan biri geliyor. Tabii o kişiyi tahmin edebileceğiniz gibi Onur. Onur beni gördü. Durdum, selam verdim. Onur benimle 2 dakika konuştu ve 2 dakika sonra tanıdı beni. Saç sakal birbirine girmiş yani. Hani bu zaten vize final zamanı Alper tanınamayacak hale geliyordu. Çok garip bir hale oluyordu. Hukuk okuyanlarda oluyor. Yeni tanıştığımız herhalde zamanlardı falan. Ya çok da değil, bayağı bir zaman olmuştu ya. Ama hakikaten tanıyamamıştım. Çok garip gelmişti. Nereden nereye? Öyle yıllarım değil. Verdi. Dostluk işte Yusuf. Kaç yıldır birbirimizi tanıyoruz. Ne anılar geçmiş. Bak 50. bölüm olunca da böyle insan şey hissediyor. Sanki 50. yılmış gibi. Nostalji. Aynen, nostalji. Ama tabii nereden nereye? Yani ilk daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk bunu. İlk yaptığımız yayın nerede? Şimdi yaptığımız yayın nerede? Yani koç sefalette hep böyle şey vardır ya, geçmişte çok sefildik, aç kaldık. Geçen bir ünlü şey demiş, bir 6 ay boyunca sadece ekmek yiyebildim, zor para buldum. Hani bizim de o gibi. Ne şartlarda başladık buraya? Şimdi Onur düştü galiba yayında. Evet. Onur gitti, ben devam edeyim. Onur gelir. Düşenin bayrağını hemen devralıyoruz. Yayını konuklu olduğu için, Zoom'dan yaptığımız için internette sıkıntılar olabiliyor. Kusura bakmayın. Evet Yusuf, mikrofon sende. Seni dinliyoruz bugün. Bize soru da sorabilirsin. Yayını bir şekilde sende, yani seni konuk aldık. Dinleyicilerimizi dinlemek istedik. Öyle söyleyeyim. Sen de bizi en sıkı dinleyen insanlardan biri olduğun için seni dinlemek istiyoruz biraz. Önce biraz kendini tanıt. Sonra da merak ettiğin şeyler varsa bizim hakkımızda veya bundan önceki 49 bölümde dinlediğin konulardan bize katılmadığın noktalar varsa, kafana takılan bir nokta varsa, şu konuda şöyle bir şey düşünüyorum diyorsan bu şekilde bir yayın sürdürebiliriz. Pekala. Öncelikle dinleyicilere kendimi tanıtayım. İsmim Yusuf. Gaziantep Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi'nde okuyorum. 3'te 2 ile yolun başından beri neredeyse online olarak tanışıyoruz diyebilirim. Podcast mecrasına ilk girdiğimde, ilk tanıdığımda 3'te 2 ile tanıştım. Yani Türkiye'den diyebilirim en azından. Öncelikle size ben teşekkür ederim. Hem arkadaşlığınızın sürmesi hem bu yolu kat edip de 50. bölüme kadar geldiğiniz için. Ve 50. bölüme kadar gelmenizde siz de önceki yayınlarda söylüyordunuz. İstikrarlı bir üretkenlik ortaya koydunuz. Daha önceki girişimlerinizde koymasanız da üretkenlik, girişimcilik ve istikrar her şeyden önemli. Benim 3'te 2'ye bu kadar bağlanma sebeplerimden birisi, çok güncel konularda, çok farklı konularda, yeri geldiğinde uzmanlık alanınız olsa da olmasa da araştırarak, öğrenerek, kendi aranızda bunun tartışmasını yaparak dinleyiciyle de paylaşmanızdı. Paylaşılan şeylerin kıymetini ne yazık ki herkes bilmiyor.
Yani kulaklık, evinizdeyken, yatağınızda uyumaktan önce, yolda yürürken, okulda, ders arasında, her yerde insanların fikirlerini paylaşması internetin de gelişimiyle gayet faydalı oldu hepimize. Ben size teşekkür ederim aslında. Evet, yine biz tekrardan teşekkür ederiz. Peki bizi sen diğer yayınlardan ayıran nedir? Biz de birçok yayın gibi aslında sohbet programı yapıyoruz. Senin için bizi diğerlerinden ayıran nokta neydi? İnternet mecrasında yayıncılık, ister YouTube'da olsun, Instagram'da falan, podcast mecrasında fark etmeksizin samimi olması zaten televizyonun, radyonun önüne geçmişti ilk yıllarından itibaren. Ama siz de çoğu insan gibi sohbet ederek samimi bir havada yapıyorsunuz ama çoğu zaman ben bunun işin kurgusal tarafının zerre kadar olmadığına inandım sizin kanalınızda. Ve paylaştığınız konuların güncel olması insanların dikkatini çekiyordu, özellikle benim. Ve en güzel tarafı tabii ki yeri geldiğinde çuvaldızı kendinize de batırabiliyordunuz. Eleştiri konusunda hiçbir zaman sakınmamanız benim çok hoşuma gidiyordu şahsen. Değişik fikirleri. Evet, umarım bu şekilde devam ederiz. Sen de bizi dinlemeye devam edersin diyelim o zaman. Ya, umarım. Şeye dikkat ettiniz mi? Sesim geliyor değil mi şu anda? Aha. Evet. Dikkat ettiniz mi? Şey, Yusuf bayağı iyi dinleyicimiz şey diyor. Bu istikrar konusuna değindi ya, daha önceki girişimlerinize nazaran en istikrarlısı diye. Bu çok mutlu etti beni. Gerçekten iyi bir dinleyici. Bizi iyi takip ediyor. Evet. Çok güzel çözümlemiş olayı. Böyle bir sezon fikrimiz vardı, hatırlarsınız. Daha önce giriştiğimiz ama asla gerisini getiremediğimiz şeylerden bir sezon yapabilecek vaziyetteyiz. Yani 10 bölüm çekiyoruz, düşünün artık. Bence bu da ayrı bir başarı. Şöyle başarı, şey yapmıyoruz yani, vazgeçmiyoruz. Israrla başarısız olmaya devam etmişiz. Sonunda en azından bir noktada başarılı demeyeyim ama istikrarlı bir iş yapmaya başlamışız. Demek ki hep böyle hani çok büyük işler başaran insanlar ileride paylaşıyorlar ya, şöyle yaptım, böyle yaptım, hani denemekten vazgeçmeyin diye, galiba birazcık haklılar. Kesinlikle, evet. Kesinlikle. Katılıyorum. Kesinlikle. Yani denemekten kesinlikle vazgeçmemek gerekiyor. Bizim başarısız olmamızın sebebi aslında bizim girişemememizdi. Hatta o işte girişemeyenler diye bir sezon bile yapmayı düşünüyoruz şu anda. Bizim dışımızdaki hikayelerden bahsedeceğiz ama biz fikir olarak birçok Türk insanı gibi birçok fikir bulup hiçbir zaman o fikirleri eyleme dökmeyen bir grubuz aslında. Bunu ilk kez değil ama en istikrarlı bir şekilde podcast'te açtık. Bu noktayı gerçekten kaçırmamışsın. Dikkatli bir dinleyicimizsin. Onu biliyoruz, farkındayız zaten. Peki, 3'te 2'nin formatında devam edelim o zaman. Geçen yaptığımız online meetup'ta bize sorduğun sorular gibi sorularını bekliyoruz. Konularını bekliyoruz. Yusuf, bizi Alper'i bölüyorum ama hani bizi anlattın. Çok da memnun olduk, çok da mutlu olduk. Hep güzel şeylerden bahsettin. Abi hiç mi yok bizim olumsuz bir yanımız? Hani şunu geliştirseniz daha iyi olur. Şu bence biraz kötü gidiyor. Neden bunu yapıyorsunuz gibi diyeceğin hiçbir şeyler yok mu? Ya aslında diyeceğim şeyler vardır illaki. Şu anda dilimin ucuna gelmese bile ama yani konuya samimiyetten girdim ben. Ki en çok özlediğim şey üçünüzün, hatta diğer kanallarınızdaki arkadaşlarla birlikte hepinizin arkadaş olması ve bu arkadaşlığın getirdiği samimiyetle bir şeyleri paylaşmanız, birlikte girişmeniz, bir koalisyon kurmanız. Benim en çok özendiğim, yani imrendiğim şey bu. Yapabileceğim aslında olumlu eleştiriler genelde sektörden yana olabilir. Yani şu kadar şunu yapsanız daha fazla dinlenirsiniz, şunu yapsanız daha fazla paylaşılırsınız olabilir. Ama bunun da samimiyetinizi bozup yani işin kurgu tarafına kaçacağını düşündüğüm için yapmak hiç istemiyorum ben. Daha çok doğru söyledim. Bizim de en çok çekindiğimiz konu bu işin kurguya doğru mesela hani aradaki samimiyeti öldürmek. Sezonun için konuları da belirlerken gitmeye çalışıyoruz. Olayın içine kurgu girdiğinde çünkü direkt bozuluyor süreçte. Olabildiğince daha samimi, daha sıcak, daha insanlarla bir araya gelebileceğimiz, diyalog kurabileceğimiz şeyler oluşturmaya çalışıyoruz. Ya aslında 3D2'nin, sen de olayın yakındasın. 3D2'nin çıkış fikri de buydu yani. Hatırlarsanız ilk başta yayın yapmaya şey yapalım dediğinizde ben hemen Alper'e şunu sormuştum. Ne konuşacağız biz? Hani hiçbir konuda uzman değiliz. Hani ya uzman olduğumuz belki konular var ama bunu en azından deklare etmek
için hazır değiliz tarzında. O da şunu söylemişti. Hani normalde konuştuğumuz şeyleri konuşmaya devam edeceğiz. Kesinlikle hani kurgu falan yapmayacağız. Neyse normal üçlü sohbetlerimize devam ettireceğiz. Zaten bize bir bunun bir dezavantajı olmayacak. Zaten bu sohbetleri yapıyoruz. Sadece kaydedip paylaşmış olacağız tarzında. Bunun karşılığının böyle dinleyicide olduğunu görmek aslında güzel. Bence ufak tefek şeyler başarmışız. Birazcık kendimizi övelim ya. 50. yayın oldu artık yani. Ben sizi övebilir miyim şu an? Zaten övüyorum da. Tabii ki zevkle dinleriz. Ben yani dinleyip de fark etmeyenler vardır belki. Dikkatini çekmeyenler vardır. Ya da o bölümün konu başlığına göre sizi dinleyenler vardır. Tamamını dinlemek yerine. Bütün sezonu. Şöyle söyleyeyim ben. İlk sezonlarda ben felsefe sever bir insanım. Epistemoloji bölümü yaptınız. Ondan sonra ben geçmişten geleni takip ediyorum. Geçmişten gelen de siz Çanakkale ile ilgili Avustralya yapımı diziyi tavsiye ettiniz. Ben bir gecede bitirdim. Alper Ağabey Yalan'ın icadı Invention of Life filmini önerdi. Ben izledim. Çok hoşuma gitti. Ufkumla genişledi. Sizin gönderdiğiniz kitabı okudum. Kitap çok hassas bir konuyu ele alıyordu. İçerini belki siz okumadınız bilmiyorsunuz da. Ve yani orada yine farklı bakış açılarıyla karşılaştım. Yine benim toleransımı da arttırdı, ufkumu da genişletti. Hani bu kanalı en çok tavsiye etme noktam, yani hangi konuyu seviyorsanız sevin, bu kanalın içerisinde sizin için bir bölüm olabilir. Açıp bakmakta fayda var oldu insanlara tavsiye ederken hep. Evet, bunları duymak çok güzel ya. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Tabii yaptığın işlerin geri dönüşünü aldığında ben hep ilk bölümden beri söylüyorum. Sizin bize verdiğiniz işte backfeedler çok önemli diye. Önemli olmasının sebeplerinden biri de bu. Hem olumlu geri dönüşlerde şevke geliyoruz. Gerçekten motive oluyoruz. Hem de olumsuzlarda da biz kendimizi gerçekten sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Diğer yayınları dinleyen dinleyiciler de bilirler. Ses kaydından, işte ses kalitesinden tut da programın süresine kadar her şeyi dinleyip, düzenleyip dinleyicilerin tercihlerine göre ayak uydurmaya çalışıyoruz. Gerçekten kulak asıyoruz herkese. Bize yazan, sosyal medyadan yazan herkese de geri dönüş yapmaya çalışıyoruz bir şekilde. Biraz geç de olsa yapıyoruz belki. Onun dışında aramıza yeni arkadaşlar da alıyoruz. Daha önce hiç tanışmadığımız podcast çıkmasını aldık mesela en son. Onlar da gerçekten çok ilginç yayınlar yapıyorlar. Çok güzel yayınlar yapıyorlar. Daha yayın da gelecek. Yine bizim çevremizden insanlar olacak. Yine o halkın diyelim artık, yani halk dediğimiz daha önce tanınmayan insanların tanınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten halkın arasında fikri çok değerli insanlar var. Veya bir konuya çok fazla eğilmiş ve o konuda anlatması gereken çok şey olan ama kendine saklayan, kendi öyle yaşayan insanlar var. Onların sesini duyurmaya çalışıyoruz. Çünkü biraz sosyal mecra geleneksel medyaya dönmeye başladı. Hep aynı yüzler, hep aynı kişiler dolaşıyor. Aynı şeyleri duymaya başladık. O yüzden onu da sağlamaya çalışıyoruz. İşte bu geri dönüşler bizi onları sağlama konusunda daha da şevklendiriyor, daha heyecanlandırıyor. Biz de elimizden geldiğince sizi sıkmadan bu aynı şekilde ilgiyle insanların ufkunu açmaya çalışarak devam ettirmeye çalışacağız. Birçok konuda farklı şeyler söylüyoruz. Bazen hani ilk bölümde demiştik ya sorgulamaktan ve saçmalamaktan korkmamak lazım diye. Bizim yapmaya çalıştığımız şey sorgulamak ve biraz da saçmalamak aslında. Mevzu ufuk açmak. Biz kendi ufkumuzu açmak için aslında başladık bu işe. Çünkü aramızda yaptığımız sohbetlerde gerçekten birbirimizin ufkunu açıyorduk. Şimdi daha da işte başkalarının ufkunu açmak bizim için bir kişi de olsa iki kişi de olsa gerçekten çok önemli, çok değerli. Burada tabii bir fikir empoze etmek de yok. Sen bizim önerdiğimiz şeyleri mesela izleyip bizim yaptığımız çıkarımlardan çok daha farklı çıkarımlar yaptığına veya okuyup çok daha farklı çıkarımlar yaptığına ben eminim. Çünkü seninle hiçbir zaman bu konuyu tartışmadık ve biz bu önerdiğimiz şeylerle ilgili çok da böyle sert fikirler beyan etmiyoruz. O açıdan çok daha değerli. İnsanlara sorgulatmayı öğretmek veya işte o konuda teşvik etmek bizim için, benim için en azından bu üç kişi arasında en değerlisi. Çünkü biz gerçekten farklı açıdan bakmaya çalışıyoruz birçok şeye. Klasik şeyler söylemekten ziyade. Yani geri dönüşlerin gerçekten bizim yapmaya çalıştığımız şeylerin ne kadar da doğru olduğunu gösterdi bana bir kez daha. O açıdan da herkesten de, bütün dinleyicilerden de ben geri dönüşlerini bekliyorum. Evet, Onur. Onur'u kontrol etmeye ihtiyacı hissettim de. Heh, tamam. Sende bir sıkıntı buradayım, var çünkü. Gidip geliyor internetin azizliğine uğruyorum. Sesim kesilirse de haber ederseniz sevinirim.
Valla biz burada Yusuf'u konuk ettik. Yusuf konuşacak dedik ama Alper duygusal abi bağladı. Yürüdü gitti. Çok da güzel şeyler söyledi. Noktasından virgülüne söylediği her şeye katılıyorum. Biz de iyi bir şeyler üretmek. Kurgudan çok samimiyetle bir şeyler üretmeye çalışıyoruz ki Yusuf gibi güzel dostlar elde etmişiz. Yusuf gibi dostlar kazanmışız. Umarım bu sayı daha da artar. Daha da farklı işler, farklı çalışmalar gerçekleştiririz diye düşünüyorum. Sesim geliyor mu acaba? Bir gidip geldim. Evet. Ama bu şekilde Yusuf biraz eleştir bizi ya. Hiç eleştirmedin ya. Başka bir eleştireceğin konu yok. Mesela ses kaliteli son zamanlarda bozuldu ya da iyi gidiyor. Ya da bölümleri arttırabilirsiniz ya da pandemi. Mesela pandemi sezonu yaptık. 18-9 bölümde bitirdik. Nasıl geçti sence? Diğer 3'te 2 sezonlarına göre iyi miydi? Daha neler yapabiliriz? Neler düşün? Ben sözü alayım o zaman abi. Şöyle, yani ilk zamanlarda sizin de bildiğiniz gibi zaten ekipmanların kalitesiyle alakalı olarak problemleriniz vardı. Zamanla onu aştınız. Her şey yolunda gidiyordu. Pandemi sürecinde ses kalitesine yorum yapmak haddime değil. Hiç kimsenin haddine değil. Malum şu an internet de kesiliyor. Türkiye'nin altyapısal sorunları bunlar. Evet. Onun dışında... Dinliyoruz pardon. Onun dışında... Dediğim gibi ben samimiyetinizi, arkadaşlığınızı hep imrenerek anlattım. Şöyle de bir sıkıntı olabilir. Çoğu zaman belki de gerçekten aynı fikirler sizi zaten arkadaş yapıp birleştirdi ama bazen şu dikkatimi çekmişti. Çoğu zaman aynı fikirde oluyorsunuz paylaştığınız bütün konularda. O eleştiriyi biz çok aldık. Haklısın yani o konuda. Hani ama dedim biriniz samimiyetten... aynı fikirde olmasa bile o samimiyetten kaynaklı bir durum var ya. Gerçekten aynı fikirde olduğumuz için öyleyiz. Yani bazen tartışıyoruz ve yine aynı noktaya geliyoruz. O yüzden biz ilk başlarda, ilk programlarda işte ilk 5 yayında falan bu eleştiriyi çok aldık. Biriniz farklı düşünse falan diye. Ama biz kurgu yapmıyoruz işte. Senin de söylediğin gibi. O yüzden ne düşünüyorsak onu konuşuyoruz ve bunu bozmadık hiçbir zaman. Bozmayı da düşünmüyoruz. Bir gün farklı düşünür müyüz? Aslında farklı düşünüyoruz ama biraz soft bir tartışma olduğu için sanki aynı düşünüyormuş gibi gözüküyoruz gibi geliyor bana. Çünkü bazen gerçekten farklı, çok farklı noktalardan da bakıyoruz. Çok farklı da düşünüyoruz. Onu tartışmaya çevirmiyoruz. Yani bir ortam bir hararetlenmiyor. Bir soft geçişler oluyor. O yüzden belki de... Ben Birbey abinin aldığı konuk olarak aldığınız bölümü çok beğenmiştim. Onun moderatörlüğü de gerçekten iyiymiş, siz de söylediniz. Ve gerçekten hani konuyu alevlendirebiliyor böyle. Dikkati farklı noktalara çekebiliyordu. Evet evet. Birbey yılların podcast yayıncısı gibiydi ya. Hani bildiğin haber sunan evet. Bir moderatör gibi. Sanki hani haber şey yayınlanmış bir geldi hani biz ne konuşuruz, ne yaparız diye. Biz beklerken ne konuşur diye Birbey yayını bayağı bir götürdü. Aldı sazı eline. Gayet güzel bir şekilde götürdü yayını. Gerçekten o yayın da güzel dediğin gibi. Bilmiyorum hani konuyu seçerken dediğim gibi tartışmalı seçmiyoruz. Bu noktada biz çok eleştiri aldık. Haklısın yani o noktada belki daha farklı bakış açılarıyla bakabilsek yayınlar daha güzel gidebilir. Ama işte şimdi o açıdan biz son zamanlarda birkaç böyle konuk alıp farklı bakış açılarını aksettirmek istedik. İşte Hasan Can'la yaptığımız yayın da o şekildeydi. Onun bilgilerinin ne kadar şey olduğunu, bizim işte ekonomiyle ilgili konuşmalarımızın aslında içinin çok da dolu olmadığını anlamış olduk. Sen de bizi bu noktada belki zor böyle sana yayından önce çünkü ne konuşacağımızı çok böyle net aksettirmediğimiz için dinlediğin sana hitap eden yayınlarda bize katılmadığın noktalar vardır illaki. Kısa böyle bir yayında yayın içerisinde çok böyle kısa bir şey yapabiliriz. Podcast programı gibi bir konu üzerine konuşabiliriz. Olabilir. Sen aslında geçen böyle işte buluştuğumuzda güzel sorular soruyordun. Evet. Şöyle bir sorum vardı. Yani aklıma o soru geldiği için hemen paylaşayım dinleyiciyle. Herkesin bu üretkenlik yarışı içine girdiği pandemi sürecinde Barış Hoca'nın bir videosuna ben denk gelmiştim. Bunun yöntemiyle
nasıl yapılacağıyla ilgili. Alışkanlıklar nasıl analiz edilir, ayrıştırılır elementlerine ve bu yapı taşları nasıl yerlerini değiştirebilirsiniz falan filan tarzı bir araştırmaydı, bizimle paylaştı. Ya da yeni bir alışkanlık kurmak istiyorsak hangi yolu izlemeliyiz noktasıydı. Burada hani herkes evindeyken sürekli bir alışkanlık edineceğim, şunu hayatımda değiştirmek istiyorum falan derken sürekli ödüllerden falan bahsetmişti. Ben bazen sizin bölümünüz geldiği zaman mesela en basiti ders çalışmaktan sonra kendime podcast dinlemeyi ödül olarak koyuyordum. Hani günün hangi saatinde hangi davranışları yaptığımız, kiminleyken yaptığımız, bunların hepsi aslında alışkanlıklarımızın bize aslında göstermediği arka yüzleriymiş. Ya bu süreçte insanlar hayatlarını analiz edebilirler diye düşünmüştüm ben yeni şeyler kazanırken. Evet, yani ben kendi adıma özellikle ilk başlarda iyi gidiyordum diyebilirim. Hani bir fırsat olarak görebilir miyiz bunu? Görebiliyoruz ama bu sürecin şey açısından bir sıkıntısı var. Çok büyük bir belirsizlik var. Bir salgın var, bir korku ortamı var. O korku ortamında ilk başlarda tabii ne kadar yüklensek de gündemi takip etmekten kendimizi alıkoyamadık. Ve vaktimizin birçoğunu gündemi takip etmeye ayırdık. Çünkü ne oluyor, ne bitiyor bilmiyoruz. Sokağa çıkacak mıyız, çıkmayacak mıyız? Vakalar nasıl bir artış gösterecek? İşte yasaklar gelecek mi, gelmeyecek mi derken o süreçte pek alışkanlıklarımızı değiştiremedik. Ama şu aşamada biraz da olsa bir fırsat var elimizde gibi duruyor. Biz bunu mesela podcast yaparak, podcastlerimizi hızlandırarak bunu bir avantaja çevirmeye çalıştık. Onun dışında kişisel olarak hepimiz illaki bir şeyler yapmışızdır. İşte ben biraz böyle, ben değil üçümüz de biraz şey yaptık ama ben biraz daha yüklendim sanki. İşte bu yatırım işlerine falan kafa yordum biraz. İşte borsadır falan. Onunla ilgili kitaplar falan okuyorum. Bayağı kendimi o yöne böyle yönlendirdim. Onun dışında işlerimiz olduğu kadar devam ediyor evden. Başka ne yaptık? İşte biraz dilimi daha da geliştirmeye çabalıyorum. Okuyoruz, ediyoruz ama bir süre sonra şey oluyor. Alışkanlık dediğin için evde yaşamaya alıştık. İşte en büyük sıkıntı da buydu. Bence alışkanlıklar aksettirildiği kadar güzel şeyler değil. Alışkanlıklar insanları başka yönlere yol almaktan, başka şeylere kafa yormaktan alıkoyuyor gibi geliyor bana. Nasıl? Şöyle, evde kalmak ilk başta bizim için bir fırsattı ve bu fırsatta biz başka şeylere yönlenmeye çalıştık. Ama evde yaşamak ne zaman bizim için alışkanlık haline geldi? İşte biz o rutinleri yapmaktan başka noktalara yönelmeyi unuttuk. Ben kendimde ve çevremde bunu gözlemliyorum. Artık bizim için rutin sabah evde uyanıp evdeki işlerle ilgilenmek, akşam yemek için bir şeyler yapmak. Zaten herkesin mutfakta olup yeni yemekler denemesi, yeni şeyler yapmasının en büyük sebebi bu. Buna alıştık. Kendimizi evde yaşama adapte ettik ve evde yaşam içerisinde var olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yani şu an birçok insan işte ilk başta ben dilimi geliştireceğim, işimle ilgili bir şeyler yapacağım. İşte biz mesela benim bir blog fikrim var, blogu açayım falan dedim, kaldı. Yani Podimedia'nın internet sitesini yaptık, onu da duyuracağız mesela. Böyle faydalı şeyler de yapıyoruz ama onun dışında ilerleyen süreçte artık yaşam ortamımızda ayakta kalmak için adapte olup daha çok herkes yemek tarifi bakmaya başladı gibi geliyor bana. İlk etaptaki o motive olduğumuz noktalardan uzaklaştık. Çünkü yeni bir alışkanlık kazandık ve işte o ortama alıştığımızda bunu biz daha önce Caner de bu konuda çok müzdariptir. Şeyde konuştuk, konfor alanında konuştuk. Bir alan bir insan için konfor alanına dönüştüğü zaman orada o yaşam mücadelesi sona eriyor ve o konfor alanını daha nasıl konforlu hale getirebiliriz'in yollarını aramaya başlıyoruz. Aslında hayatımız boyunca kendimizi o konfor alanının dışına atıp hiçbir zaman konfora alışmayıp, yani o yaptığımız şeyler, rutinlere alışmayıp yeni şeyler peşinde koşmamız gerekiyor gibi geliyor bana. Bir de bölüyorum. Şey geldi aklıma. Dün Emrah Sefa Gürkan bir televizyon programına konuktu. Skype'tan mı konuk olmuştu oraya? Birçok şeyi de değiştirdi. Aslında kolaylaştırırken zora da soktu. Şöyle, mesela daha önce ulaşılamıyorduk. Ulaşılamıyor olabilirdik. Hani bir toplantı olacak. İşte benim bir işim çıktı diyebiliyordum ama şimdi öyle bir lüksün yok. Sürekli evde olduğun için kalkmıyor. Hani kafanı dinleyecek bir
vaziyetinde olmuyor. Bir araştırma yapılmış bu son zamanlarda. Günlük mesela 8-5 çalışan da bu konuda şikayetçi. Bunu bir düzene oturtulamadığı için. Mesela akşam 10'da da işini isteyebiliyor. Gündüz yapılacak. İsteyebiliyor. Niye? Çünkü evdesin. Bu da oturttuğunda aslında bir örnek daha vermişti şey diye. Örneğin bir plazanın bir katını kiralıyor bir ajans ya da bir şirket. 50 bin lira aylık kira veriyor ama şu an şunu gördü. Orayı kiralamadan da çalışanlarıyla işini yapabiliyor. Kira parası ödemeden de, çay kahve parası ödemeden de insanlar evindeyken o işi yapabiliyor. Bundan sonra işte işveren ve çalışanların da sistemin değişeceğiyle ilgili birçok zaten done var bu elimizde. Açıkçası karantina döneminden sonra dünya genelinde hani her şey eskisi gibi olmayacak deniyor ya, genelde onlar siyasi ve ekonomik açıdan bakıyor, kapitalizm yok vesaire gibisinden, ama iş dünyası konusundan uzaktan çalışma şu an. Ya aslında benim hani çalıştığım işle de alakalı olarak şöyle genel bir motivasyonum ve öngörüm var. Bence insanların yani çalışma alışkanlıkları değişecek. Gerçekten işte evden çalıştıkları zaman aslında çoğunun gayet verimli, aynı iş yerindeki verimlilikte çalıştıklarını gördük. Ben zaten bunun mümkün olduğu bir yerde çalışıyordum. Yani bizim iş yerimizde işte rapor yazman gerekiyorsa ya da akşama kadar bilgisayarın başında durman gerekiyorsa, mekandan bağımsız bir iş yapıyorsan şunu diyebiliyordun ya, ben evden çalışacağım, yapmam gereken işler var. Biz bunun o alanını zaten kendimize sağlamıştık. Bunun bir dezavantajını da görmedik hiç bu zamana kadar. Hatta hep avantajını gördük. Ama toplumda böyle bir eğilimin olması tüketim toplumu alışkanlıklarında da bazı değişikliklere yol açabilir. Yani eğer sen iş yerine gidip hiçbir şey yapmadan geri eve dönüyorsan bunun sana maliyeti olduğu gibi topluma da bir maliyeti var. Çıkıyorsun, metroya biniyorsun, otobüse biniyorsun, işte havayı kirletiyorsun. Mesela yemek yiyeceksin, öğlen gidip dışarıda yiyorsun. Burada sağlık açısından farklı tehditler oluşuyor. Bunların bu sirkülasyonu birden bozmuyorsun yakalı. İşte mesela hep şeyden bahsediyorduk. Eğer günde bir saatimi, bir buçuk saatimi gittiği yolda harcamasam bunun yerine spor yaparım diyebiliyor mesela insanlar. Şimdi onu sağlamış oluyorlar yavaş yavaş. Ha, Türkiye'de kaç tane firma bununla ilgili öz eleştiri yapıp ya da işte süreç değişti, şu da mümkünmüş deyip buna uyum sağlayacak politikalar üretir, açıkçası çok umutlu değilim. Ama biz zaten geriden takip eden milletiz. Önce Avrupa değişir, 10 sene sonra da bize gelir yani. Çok da şey değil. Ama çevre olarak baktığımızda, yani çevrecilik olarak baktığımızda bazı şeyleri artık insanlar umarım idrak etmişlerdir yani şu son zamanlarda yaptıklarıyla. Evet, ben şimdi birazcık söz alayım abi. Alper abi konfor alanından bahsetti, evdeki alışkanlıklarından bahsetti. Üstüne Caner abi yine topluma mal olmasından bahsetti olayların. Evden çıkmamamızın gerçekten karbon salımına kadar evrensel sonuçları var şu anda bu süreçte. Ama yine Emrah Hoca'nın da, Onur abi Emrah Hoca'dan bir alıntı yaptı, ben de yapayım. Yani Emrah Hoca'dan duymuştum ben bu analizi. Muhafazakar toplumlar aslında değişimden çok fazla korkmuyorlar ama bunun hızlı olmasından falan çok korkarlar. Siyasi anlamda söylemiyorum ama Anadolu coğrafyası, ırkı hangisi olursa olsun, dini hangisi olursa olsun çok muhafazakar bir toplum. Ve yani Osmanlı döneminden inkılaplar dönemine, Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar bize sürekli değişim yukarıdan geldi. Hiçbir zaman halkımız bir şeyi sorgulamadı ki sorgulamak, sorgulamama devam etmem sizin bana verdiğiniz bireysel olarak ilk tavsiyeydi. Çok değerliydi. Yani bu süreçte ister alışkanlıklar olsun, ister arkadaşlık ilişkileri olsun, ister mesela şu an kişi samimi bir şekilde bir ekrandan bir bilgi paylaşıyoruz. Hani hangi davranışın içini neyle doldurduğumuz, geri gelecek içtiğimiz kahveden çok konuştuğumuz muhabbetin önemli olması lazım oturduğumuzda. Gittiğimiz iş yerinden çok o iş yerinde ne ürettiğimiz, ne paylaştığımız önemli olmalı. İnsanların davranışlarını sorgulamaları gerekiyor ne yazık ki toplumumuzda, ama mümkün mü, ütopik mi gelecek çok fazla bilmiyorum. Yani toplumsal olarak Caner daha iyi bu işin az çok bilimini okuduğu için çok daha iyi cevap verir diye düşünüyorum bu konuya. Şimdi şey geldi, Yusuf söylerken hani değişim falan filan yukarı aşağıda derken bu tabii şey döneminde, karantina döneminde böyle eski notlarımı falan ben de çıkardım bir okuyayım. Eskiden ne okuyormuşum, ne yazıyormuşum tarzında. Bir not almışım. Toplumsal değişim vektörleri diye bir şey var.
toplumsal değişmelerde değişenler ile değiştirilenler arasındaki münasebetlerin genel oluşum tarzını, değişmenin ve değişme taleplerinin yönünü belirlemeye ilişkin kavramlar olup ana hatlarıyla üçe ayrıldığı diye not almışım. Bu aslında Türk devrimini, işte farklı devrimleri, farklı yenilikleri incelerken kullanabileceğimiz şeyler. Çünkü bu değişimlerin nasıl olduğu, aslında değişimlerin ne kadar sürdürülebilir olduğuna da bir bakıma işaret ediyor. Şimdi yukarıdan aşağıya bir tanesi diyor ki, yukarıdan aşağıya vektör, totaliter toplumlardaki değişim vektörüdür diyor. Bakın yukarıdan aşağıya. Tanıdık gelecek zaten bazıları. İsim vermeyeceğim evet. Ama tanıdık gelecek. İkincisi aşağıdan yukarıya vektör. Demokrat toplumlardaki değişim vektörü. Son olarak da bileşke vektör. Yarı demokrat ve veya yarı totaliter toplumlardaki değişim vektörüdür diyor. Bizimki mesela birazcık daha totaliter bir değişimdi. Patır kütür geldi yani. Muhafazakar toplumlar değişimden korkar mı korkmaz mı? Orası da çok tartışmaya açık ama aslında bir korkarlar. Yavaş da olsa korkarlar ama bu değişimi mesela şöyle yorumlamak lazım. Teknolojik alandaki değişimlerden korkmazlar. Ama sosyal hayatı ilgilendiren değişimlerden çok korkarlar. Çünkü belli bir kalıpları vardır ve o kalıpların dışına çıkmayı asla istemezler. Bu işte yine o konfor alanı tartışmasına işaret ediyor bir bakıma. Çünkü belirli bir kültürle, belirli bir gelenek, görenekle yetiştirildiğiniz zaman onun içinde, o kültürün içinde siz konfor alanı yaratıyorsunuz kendinize. Günah, işte ayıp gibi kavramların içini dolduruyorsunuz. Ama bunlar değişime uğrayıp da bu kavramların tanımları değiştiği zaman konfor alanını terk etmiş olduğunuz anlamına geliyor ki orada kişinin kendiyle mücadelesi başlıyor. Bu aslında tam bir şeylik ya, bir bölüm bile yapılır yani bu değişim vektörlerinden. Şu da çok önemli, onu da vurgulayayım en son, ondan sonra çok konuşmamaya çalışıyorum artık. Aşağıdan yukarıya vektör de demokrat toplumlardan bahsediyor. Bu aslında tam olarak işte demokrasinin, insan haklarının neden bazı ülkelerde çok daha böyle sindirildiğini, insanların iliklerine kadar işlediğini, neden bazı toplumlarda da mesela insanların görüş açıklamasına bile nefret söylemi denildiğini az çok anlayabiliyorsunuz. Çünkü kavramların içi dolmamış. Kavramlar olgunlaşmamış. Çünkü yukarıdan gelmiş. Bilemiyorum tam o sorunun cevabı oldu mu ama sen şey yaparken, konuşurken direkt aklıma not defteri geldi. O yüzden buradan bir alıntı yapmak istedim. Ben konuyu yukarıdan başlattım. Bayağı geniş bir çatıdan başlattım ama şu an daha dinlenilebilir, daha samimi gelebilmesi için şöyle bir örnek vermek istedim. Yani genç kitle olarak ya da işte çocuk kitlesi olarak evde sürekli bir otorite var. İş yerinde işveren otoritesi var. Okulda öğretmen otoritesi var. Dekan, rektör otoritesi var. Yani üstümüzde zaten bir meclis ve başkanlık otoritesi var. Hangi alanda düşünürsek düşünelim. Ben hani işin siyasi boyutundan çok şunda da şöyle yaklaşıyorum. 15 yaşındaki bir çocuk hani tahayyül yeteneği olması lazım. Ve davranışlarını sorgulamayı bilmesi lazım. Yöntemi yanlış olabilir, düşe kalka öğrenecektir. Ama inisiyatif almayı toplum olarak öğrenmemiz lazım. Bireysel anlamda. Herkes önce bir birey olmayı öğrenmeli. Arkadaşlık ilişkilerinde bile bir tane otoriter arkadaş illaki oluyor. Ve hani eleştirmekten korkuluyor. Eleştirmenin en büyüğü de, en büyük korkusu da, ben insanlarda dikkatimi çeken, yine işte bu alışkanlıklar ve konfor alanına gelirsek, toplarsam burada konuyu, kendini eleştirmiyor insanlar. Yaptığı davranışlara o kadar alışmışlar, o kadar rahatlaşmışlar ki, sonuç böyle vahim oluyor. Hani dedik ya, karantinadan sonra acaba online işlemler ya da işte evden çalışmak, home office'ler artacak mı diye. Hiçbir işverenin de, çalışanın bunu önermeye, işverenlerinin de devlet otoritesi altında inisiyatif alıp da bunu uygulamaya, dökmeye ben cesaretinin yetmeyeceğini düşünüyorum bu toplumda ne yazık ki. Evet ya, bu zaten demin onu söylemeye çalıştım. Hani belki Avrupa'da böyle bir eğilim olabilir ama bize ancak 10 sene sonra falan gelir. Benim eşim öğretmen mesela, bu karantina sürecinde bile bu hafta 3 gün gidecek, haftaya tamamen geleceksiniz falan diyorlar. Okulda öğrenci yok, öğretmenleri okula çağırıyorlar mesela. Ve evde yaptıkları işin aynısını okulda yapıyorlar. Aslında bu şuna tekabül ediyor ya, para veriyoruz bari gelsinler. Halbuki evde de çalışıyor bu insanlar yani, evde de oturmuyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim, karantina öncesi döneme göre daha fazla çalışıyor. Çünkü nasıl olsa evdesiniz diye akşam 10'da da 12'de de çat diye telefon çalıp hop iş verebiliyorlar. Ama bu yani insan, yine insanın kalitesiyle alakalı. Şöyle, toplumun kalitesiyle alakalı daha doğrusu.
Mesela demin dedin ya hani otorite var üzerimizde işte okulda rektör var, dekan var falan. İşte meclis var ülkede. Aslında bunların hiçbir otorite değiller bir bakıma. Hepsi bizler için varlar. Yani rektörü var eden, dekanı var eden de senin öğrenci olarak varlığın. İşte meclisi var eden senin vatandaş olarak varlığın. Ama biz de milletin seçtiği olunca milletin efendisi oluyor insanlar gerçekten. Ben mesela kendi okulum çok örnek değil ama işte dekandır, rektördür falan bu insanlardan hiç korkmazdık yani. Bizim rektörümüz de bize gelir yemek yerdi. İşte görüyorduk, sohbet ediyordu, geliyordu kahve içiyordu falan filan. Ama devlet okullarında şunu fark ediyorum ben özellikle üniversitede. Rektör böyle otorite yani. Gerçekten otorite. Bu konuda öğrencilerin hatası olduğu gibi sistem de bunu artık emretmiş. Rektörse otoritedir. Neden? Çünkü daha yüksek bir otorite tarafından seçiliyor. Üniversitede eskiden seçim yapılırdı mesela. Listeler çıkardı. İşte Cumhurbaşkanı, o zamanın Cumhurbaşkanı bunlar arasından seçim yapıyor. Bakın yani seçilmişi evet. Bir daha seçiyorsun falan. Yerel otoritenin seçtiğini sen gidiyorsun. Yukarıdan bir daha seçiyorsun. İşte bunlar bu zihniyetler devam ettiği zaman biz işte haftanın 6 günü çalışmaya da devam ederiz. Mesai saatleri 8-5 yazar ama 8-12'de olur o. Hepsi aslında birbiriyle ilintili şeyler. Ve ben sonunun geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani toplumsal bir tepki şeyi olması lazım. Onun için de o konfor alanını terk etmek gerekiyor ki çok zor. Yani insanın öncelikle konfor alanının içinde bulunduğunu fark etmesi lazım insanların ki biz bunu böyle bağıra bağıra söylüyoruz falan ama yani kendimiz bile bazı noktalarda konfor alanının dışına pek çıkmıyoruz. Ya bu biraz halkın nasıl yönetilmek istemesiyle alakalı bir şey. Siz hiç demeyeyim de Türk halkının zihniyeti şudur. Bize bir lider gelsin. Öyle bir lider olsun ki bizi yönetsin. Onun fikrine, aklına güvenelim. Onun gücüne güvenelim. Bizi alsın, şahlandırsın, kalkındırsın. Refah seviyemizi arttırsın. Hepimiz işte altımıza en lüks arabaları çekelim. En lüks evlerde oturalım. İstediğimizi alalım, yiyelim, içelim. Devlet bize baksın. Devlet bize baksın. İhsan ederken bir şey, devlet bize bakmıyor var ya. O kafa yani. Devlet bize baksın. Şimdi bu bir zihniyet dünya üzerinde. Bu kafadaki insanlar devlete her şeylerini emanet ederler. Her şeylerini verirler. Bunu Çin'de de çok güzel görüyoruz mesela. Çin şu an özellikle sağlık bahanesiyle deli gibi herkesi izliyor. Bir çip takmadığı kaldı. Onu da takacaklar zaten insanlığa kısa sürede. En son Netflix'te de bir yerde izledim. Norveç'ti galiba. Otoriteyle alakası yok bakın dikkat edin. Otoriter bir devlet değil. Ya Norveç ya da Danimarka falandı. Gönüllü olarak insanlar çip taktırmaya başlamışlar kendilerine. Onların sağlıklarını falan kontrol ediyormuş işte izliyormuş detaylı olarak falan. Ya biz bu kafada bir milletiz. Eğer ki gelmiyorsa da bizi kurtaracak bir lider yoksa da ki öyle bir şey yok. Öyle bir şey olması mümkün değil. Yoksa da yani atamız mezardan kalksın gerekiyorsa bizi kurtarsın 100 sene önce kurtardığı gibi. Bizim kafa bu. Tabii böyle bir şey mümkün değil. Hiçbir liderin hiçbir devleti alıp tek başına bir noktaya götürmesi mümkün değil. Sadece inandırabilir. Yani bir konuya da bir millet inanmak istiyordur. Birinin arkasından gitmek istiyordur. Bir kişi gelir ve onları o konuya ikna eder, inandırır. Arkasından sürükler. Yani Kurtuluş Savaşı'nda atıyorum. Bu millet eğer gerçekten kendini başka bir milletlerin iradesine teslim etmek istiyor olsaydı Atatürk değil. Yani çok belki şey tabir olacak ama peygamber gelse kurtaramazdı. Çünkü halkın iradesi o yönde değil. Halk kurtulmak istemiyorsa tek başına mı savaşacak yani çıkıp meydanlara? Zorla mı savaştıracak? Liderlik bu konuda önemlidir. Aynı işte Amerika'da Soğuk Savaş döneminde işte uzay teknolojisi alanında gelişme gösterecek diyerek halkı yönlendirdi. Rusya'da da devlet biz uzay teknolojileri alanında halkı bu konuda yönlendirmedi. Gelişme göstereceğiz deyip devlet eliyle yaptı bunu. İkisinin arasındaki ilerleyen süreçteki farkları görüyoruz. Şu andaki durumları ortada zaten. Yani netice olarak burada liderlik bu konuda önemli. Halkı bir konuda teşvik edebilirsiniz, bir yöne aslında sürükleyebilirsiniz ama... Alper, o vektörlerle alakalı yani mesela tavandan geliyor birinde. Tavan diyor ki işte uzay teknoloji konusunda çalışmamız lazım diyor.
Ama bunu ben yaparım. Siz yormayın kendinizi diyor. Diğeri de diyor ki gelişmemiz lazım bu konuda ama birlikte yapalım diyor. Görüyoruz kimin daha başarılı olduğunu işte. Aynen. Birlikte yapalım diyor ve şunu söylüyor aslında orada. Şu da var. Karlılık şeyi de var. Şunu mesajını veriyor. Diyor ki devlet bu konuya önem gösteriyor. Yani özel sektörde bu alanda çalışanlar ilerleyen aşamada büyük karlılıklara sahip olacaklar. Büyük faydalar, çıkarlar sağlayacaklar. Burada iki farklı yönetim modeli görüyoruz. Bu sadece işte sosyalizm, liberalizm anlamında falan değil. İki farklı kafa görüyoruz. Biri halka güvenip halkına devrediyor. Öbüründe halk her şeyi devletten bekliyor. Bizim halkımız biraz böyle. İşte biz süper kahramanlar bekliyoruz. Biz hep övünürüz işte. Fatih'le övünürüz, işte Kanuni'yle övünürüz, Atatürk'le övünürüz, Abdülhamit'le övünürüz. İşte şimdi Tayyip Erdoğan'la övünüyoruz. Hep böyle bir lider arayışı, lider şeyi var bizde. Yani biz dinimizi yaşarken bile bize yol gösterecek olan işte o şeyhlere güvenerek, tarikat, cemaat liderlerine güvenerek şey yapıyoruz, ilerliyoruz, yol almaya. Onlar dediği, demediği zaman biz dinimizi yaşayamıyoruz. Hep onlar bize yol göstersin kafası var bizde. Yani biz Kur'an-ı Kerim'i tek başımıza okuyup da anlayıp yaşamaya çalışan bir Müslüman bir halk bile değiliz. Düşünebiliyor musunuz? Bir yaratıcı bir dinin kitabını gönderiyor. Sadece bir peygamber aracılığıyla. Ve ilk kelimesi oku. İnsanlar o kitabı okuyacağına aracıların ne idüğü bilirsiz, zekalarının ne derece ileride olduğu, ne derece ilim adamı olduğu belli olmayan insanların yazdığı aracı kitapları okuyarak bir din yaşamaya çalışıyorlar. Bu siyasette de böyle, şeyde de böyle. Hep böyleyiz yani. Biz hep böyle olduk. Ben hep şunu söylüyorum. Bu bakış açısı farkıdır. Bırakın, bana dokunmayın. Bak, beni teşvik de etmenize gerek yok. Bana dokunmayın, vergimi azaltın, önümü açın. Bırakın ben üreteyim. Zaten bütün gölge insanlar üretir. Yeter. Gölge etme yeter. Budur zaten. Yani bunun olması lazım. Ama biz halk olarak da şunu beklediğimiz için işte getir evime benim ver. İşte aylık 5000 lira maaş ver. Hep İsviçre muhabbeti yapıyoruz. Onlar aylık 5000 euro temel geliri reddettiler. Bizde 5000 lira temel geliri teklif edilse bugün millet deli gibi üstüne atlar. Yani bu zihniyet farkı buradan kaynaklanıyor. Bu bizim... Kimse de Osmanlı... çalışmaz öyle bir şey oldu. Aynen öyle. Bizim bu 650, yaklaşık 600 senelik Osmanlı geleneğinden, o otoriter büyük bir imparatorluk çağından gelen alışkanlığımızın devamıdır. Bunu atlatmak çok zor. Tabii şey diyeceksiniz, hani herkes böyleydi ama onlar niye atlattılar falan filan diyebilirsiniz ama onlar o otoriter devletleri, o krallıkları demokrasi isteğiyle, halkın demokrasi isteğiyle, halkın ayaklanmasıyla yıktılar. Bizde o da tabandan üstten geldi. Heh. Bizde evet, bir tane adam çıktı dedi ki talebin... aynen öyle yani, sana vereceğim şimdi canım. Sizin yeni yönetim bizde... biçiminiz bu olacak. Aynen, sizin yeni yönetim biçiminiz bu olacak. En iyisi bu. Siz bundan sonra böyle yönetileceksiniz dedi. Böyle bir durumda da halkın değişmesini beklemek çok zor ki şu anda. Ya bu arada Allah razı olsun yani. Onu yapmış Allah'tan da en azından. Çünkü şeyiz hani, diğerlerini de görüyoruz. Onların olmadığı ülkelerdeki insanları da görüyoruz. Beterin beteri var tabii ama en azından onu yapmış birisi çıkıp bu yani... İşte halkın eğitim seviyesi de çok düşük olduğu için mesela Osmanlı'ya özeniyor insanlar. Şöyle Osmanlı, böyle ecdadımız falan filan. Erkeklerde okuma oranının %8 olduğu bir Osmanlı'dan bahsediyorsunuz. Kadınlarda okuma yazma oranı var mı bilmiyorum yani. Çünkü kadının sosyal hayata dahil olma durumu zaten neredeyse hiç yok. Şimdi bunun neresine özeniyorsunuz siz? Neyine özeniyorsunuz? Yani neden özeniyorsunuz ya da mesela? Yani ondan 20. sonra, yüzyılda sürdürülebilir olmayan bir şey. Şu çok önemli yalnız. Mesela ona özenen insana, o insan koyun. Bunu bir cebimize tutalım. İkinci bir insan. İşte Yılmaz Özdil'i okuyarak Atatürk dönemine özenen insanlar. Mesela bunları aynı yere koyduğunuzda aralarında hiçbir fark yok. O insanların o özenmelerini sağlayan isimler arasında bir fark yok. Bugün Yılmaz Özdil'in de bilmem kaç milyon liralık şeyi çıkmış ortaya. Villaları falan çıkmış. O da patladı en sonunda. Şaşırmadık tabii ki ama yani tabii yani sen Atatürk ve çocuk, Atatürk ve bir şey, Atatürk ve şu, Atatürk ve bu diye kitap yaza yaza 2500 liraya kitap satarak zengin oldu. Şimdi işte onun da ne olduğu ortaya çıktı mesela. Ama sıkıntı şu, ya bunu okuyan kitle hiç mi değişmez ya? Abi yani ben mesela bir kitap alıyorum, tamam mı? Bakıyorum bir kitabın arkasını açıyorum. Kaynakçasına bir bakıyorum. Ya bu adam bunu yazarken nerelerden yararlanmış? Ne okumuş? Ne yapmış? Kim yazmış? Bunun vasfı ne? Nereyi bitirmiş? Bu zamana kadar ne başarmış diye.
Yılmaz Özdil'in kitabını alıyorsunuz, bakıyorsunuz arkası bomboş. Adamın tarih kitabı yazıyor, kaynakçası yok. Şimdi bunu sorgulamayan insanla Osmanlı dönemine hayranlık duyan insan arasında aslında hiçbir fark yok. Biz kızıyoruz mesela, işte bu cenahlar birbirlerine durmadan saldırıyorlar ama aralarında hiçbir fark yok. Hepsi birbirinin aynısı aslında. Ve bu... Omurgaları aynı iki tarafında. Ha, aynen öyle. Sadece biri Atatürkçü, diğeri dinci atıyor. Aynı ve sonuçta ne oluyor? Toplum olarak hepimiz aynı kalitesizleşmeye maruz kalıyoruz. Devlet, devlet, devlet baba. Abi ben devletten bir şey istemiyorum ya. Gerçekten gölge etmesin yeter yani. Ben şimdi her ay çalıştığım yerde maaşları, SGK'ları, işte vergileri, muhtasarları falan giriyorum böyle. İnanın sinirlerim bozuluyor ya. Yani sahada çalışan insana ödediğimiz paranın neredeyse yarısını devlete ödüyoruz. Ve karşılığında aldığımız hizmetler içler acısı hizmetler. Daha da kötüsü, insanların bundan bir şikayeti yok. İnsanlar hala devlete işte babam, canım, ciğerim bir bildiği vardı diyor. İşte bu düzen değişecek diye bağırmış ya hani Ecevit. Sonra halktan bir tepki gelmiş. İşte onun artık değişmesi lazım. Aynen öyle. Ben mesela yani... iki hafta önce maske kodu aldım. Bakın bu hafta inşallah eczaneden maske alabileceğim. Bu arada bak bana gelmedi mesela. Geçen gün şeye örnek. Markete gittim. Kasiyer kız dedi ki beyefendi dedi maskesi olarak alamıyoruz dedi. Tamam dedim çıktım mesela. Şimdi ben paramla alamıyorum. Devlet vermiyor. Markete gidemiyorum. Ama benim ülkem, nacizane mükemmel ülkem, 55 ülkeye yardım yolluyor. Uçaklar uçuyor durmadan maske taşıyorlar. İzmir'in ortasında Göztepe'deki adama maskeyi ulaştıramıyorsun ama yani hani. Mesaj bile gelmiyor, süreç bitti. 1,5 ay oldu, vakalar düşmeye başladı. Olay bitiyor neredeyse. Biz hala maske bekliyoruz yani evde. İşte gölge etme yeter dediğimiz tam olarak da bu. Yani, keşke bıraksaydı. Keşke fırsatçılar kazansaydı yani birazcık. Biz de maskeyle gezseydik. Aynen öyle yani. Biz maskemizi alsaydık. Durumu olmayanlara zaten inanın sivil toplum kuruluşları çok daha hızlı bir şekilde o maskeleri ulaştıracaktı. Çok net yani. Mesela belediyeler İzmir'de, İzmir Büyükşehir Belediyesi dezenfektanla birlikte dağıtıyordu herhalde şeylerden. Evet, metrolarda öyle bir uygulama varmış. Görmedim ama kullananlar memnunlar. Yine bakın demin o vektörlerle alakalı şeye geliyor. Bir çözümünüz var. Bu çözüm yerelden ne kadar güç alırsa o kadar başarılı oluyor. Ne kadar yukarıdan gelirse o kadar başarısız oluyor. Yok PTT ile dağıtacağım, yok ben dağıtacağım, yok kimse dağıtmasın, belediye yapmasın, ben yaparım dediğinizde hiçbir şey yapamıyorsunuz. Çünkü burada yerelde bir, o da devletin bir mekanizması. Belediye de devletin bir mekanizması. Sen onu dahil edersen başarılı olursun. Yukarıdan gelirsen böyle maske falan getiremezsin. Övgü yerine sövgü alırsın. Böyle Yusuf, biz hep böyle düşünüyoruz zaten. Şimdi, belki şimdi Yusuf nasıl ama... fikir birliğine varmayalım ya bu konuda? Eleştiri geliyor da hani hep aynı yani, şeyleri fikir birliğine varıyorsun. Nasıl varmayalım abicim? Ya şimdi akıl tabii ki düşünüp de farklı farklı konuyu dallandırıp budaklandırabilen bir kavram ama tabii ki aklın yolu bir diye de bir deyim boşuna çıkmamıştır herhalde. Kullanırsan aynı yola çıkıyorsun ya. Ya aynen öyle ya, biraz bazı şeylerin de analitik sonuçları var. Matematiksel sonuçları var. Çok da zor değil. Örnekleri var. O örnekleri görüp o örnekler üzerinden konuştuğun zaman zaten sonuca ulaşmak çok zor değil. Ha, bu örnekleri ve somutlukları bırakıp da soyut kavramlar üzerinden vatan millet Sakarya konuştuğun zaman, insanların duygularıyla oynayıp duygu sömürüsü yaptığın zaman işte o zaman iş farklı oluyor yani. Adama somut şeyi göstersen de işte gerçek İslam bu değil, gerçek sosyalizm bu değil, gerçek komünizm bu değil diye bir sürü bahane çıkıyor ortaya. Gerçeği uygulanabilmiş mi? Uygulanamamış. Demek ki gerçeği yok diye bir şey söylediğin zaman o duygularla somutluklar çok farklı oluyor. Yani o öyle bir gerçeklik var. Liberalizm için de söyleyebilirsin. Ben eleştirdiğim zaman mesela düşün, bir sosyalistle tartışmaya giriyorsun. İşte kapitalizmi eleştiriyor. Sen de şunu diyebilirsin. Gerçek kapitalizm bu değil aslında diyebilirsin mesela. Yani idealler üzerinden tartışırsan bu felsefi bir tartışma olur. Topluma da pek bir faydası olmaz. Ya tabii aynen öyle yani. Öyle bir şeyimiz yok. Bizim öyle bir bakış açımız da yok mesela. Benim yakın olduğum bir görüş var ama ben hatalarının da farkındayım. Önemli olan şu, neyin ne olduğu değil, hangi ideoloji olduğu değil. Bu sonuçta bu ideolojiler de yüzyıllar önce yazılmış şeyler, bulunmuş şeyler. İnsan aklı ileriye doğru giderken bunlara bağlı kalıp da sürekli biçimde bunları üzerinden devam etmek çok zor.
Onları sürekli geliştirip, değiştirip, akılla, bilimle bunların bir adım ileri giderek daha iyisini bulmaya çalışmak lazım. İnsanoğlu için en iyisi neyse o sistemin uygulanması gerekiyor. Bu çok basit bir şey ama bunun iyi olmayan kısmı şu, kendimizi devlete ve otoritelere bırakırsak ve paranın yönetimini devlete verirsek, işte o ülkelerde hiçbir şey iyi olmuyor. Bugüne kadar olmamış, bundan sonra da olmayacak. Yani çok net bir şekilde bu öngörülebilir bir şey. Belki devletler çok zengin olabiliyor. İşte Osmanlı'daki örnek var, devlet çok ihtişamlı, çok zengin. Ama içeri gelip baktığında halk öyle değil. Ya bunun ne faydası var? Hiçbir faydası yok. Tabana yaymadığın zenginliğin hiçbir faydası yok. Kafamda şöyle bir çelişki var benim. Bu çelişkiye ilk defa ben sosyal bir konuda düşmüştüm. Konuyu biraz sosyalliğe çekiyorum siyasetten ama. Şimdi geleneklerimiz, göreneklerimiz, alışkanlıklarımız var binlerce yıldır süre gelen. Ki genetik olarak da aktarılan şeyler bunlar. İşin bilimsel kısmı da var sosyolojik kısmından başka. Ama şu çelişki vardı kafamda. Aslında bir paradoks gibiydim. İnsan toplumu değiştirebilir mi? Diyorum. Bu bir önermeydi. Ha, diğer bir önerme de zaten insanı yaşadığı toplum değiştirerek hani onu var etmiyor mu? Aynı şeyi Atatürk örneğinde işte Cumhuriyet döneminde hani tepeden aşağı inen vektörler anlamında söylüyorum. Tamam, okey, işte her şey bize tepeden indi. Halk inisiyatif alamıyor işte falan. Ya, halkın inisiyatif alması lazım. İş yerinde ofis çalışanı inisiyatif alması lazım. Ailemizde inisiyatif almamız lazım. Cesur davranmamız lazım değişim açısından. Elimizdeki telefondan yattığımız yatağa, sürdüğümüz arabaya her şey update edildi. Sürekli geliştiği bir çağda insan neden gelişmez? Kimisi 300 yıl önceki liderin arkasına sığınıyor. Kimisi şu anki liderin arkasına sığınıyor. Böyle bir çıkmazın içerisindeyiz. Şimdi inisiyatif almamız gerek. Ofisimizde farklı davranacağız, okulumuzda farklı davranacağız, yeniliklere açık olacağız ama ortam bunu engelliyor. Çelişkisi var işte kafamda şu an. İşte ona yapacak bir şey yok. Yani şöyle yapacak bir şey yok. Çok da sivrilemiyorsun. Sivrildiğin zaman da bu sefer çok şey kaba tabirle yere gidiyor. Kelleni alıyorlar. Net yani kelleni alıyorlar. O yüzden ne yapacaksın? En azından işsel anlamda kendini bir şekilde hiç kimseden bir destek beklemeden geliştirmeye çalışacaksın. Bunu yapanlar var mı? Var. Türkiye'de var olup da etliye sütlüye karışmadan üretimini yapıp dünya çapında inanılmaz işten yapan insanlar var. Biz yapabilir miyiz? Elbette yapabiliriz. Bizim derdimiz şu, bütün toplum bu yöne giderse bizim de işimiz kolaylaşır. Bak, insan bencil bir canlıdır. Tamam, insan kolektif yaşam içerisinde bütün topluluğun çıkarlarını düşünebilecek bir canlı değildir. İnsan bireysel hareket eden bir canlıdır. Eğer ki içinde bulunduğunuz toplumun çıkarları sizin çıkarlarınıza uymuyorsa o toplumu bir dakika bile düşünmezsiniz. Her toplulukta herkes lider olmak ister. Bunun sebeplerinden biri de bencil olmamızdır. Şimdi böyle bir yapıya sahip bir canlıya kolektif yaşam önermek, hepimizin eşit olacağını önermek veya bizim o kolektif topluluğu değiştirmeye çalışmamız çok zor. Biz o kolektif topluluğun niye değişmesini istiyoruz? Yine aynı mantık. Çünkü kolektif topluluğun zihniyet yapısı değişirse bizim refahımız artacak. Yoksa açık söyleyeyim, hani şeyinde Ersun Yanal'ın da Fenerbahçe futbol takımına söylediği gibi, ben siz de buraya gelmedim çok da şeyimde değil affedersiniz diyor ya, öyle yani, hani ben hayatımdan memnunum, Caner de memnun, Onur da memnun, yani umurumda da olmaz yani, hayatım boyunca bu şekilde yaşamaktan da memnun olurum. Bunun zenginlikle falan da alakası yok. Ben düşünce yapımdan, yaşadığım hayat tarzından mütevazi bir hayat yaşıyorum, mesleğimden memnunum, her şey yolunda gidiyor, çekirdek bir ailem var, sağlığım yerinde. Çok memnunum. Yani mesele burada tabii insan soyunu devam ettirirken o alttan gelen işte çoluğunun çocuğunun geleceğini de ister istemez içgüdüsel olarak düşünerek o toplumu değiştirmeye çalışıyor ama öyle çok da şey yok. Ütopyam yok yani. Yani. Burada ben bir sosyal bilimci olarak, işte Caner bir sosyal bilimci olarak, Onur yine toplumsal bireylere dokunan bir iş yapan bir insan olarak toplumun bu yönde ilerlemesinin bize ve ülkeye fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Bence zaten gerçek vatanseverler de iş adamları ve ihracatçılardır. Öyle yani askeri falan bahsetmiyorum tabii. Hani mesela gönüllü olarak askere gidip canını veren insanları yani şu bambaşka bir yere koymak lazım. İşte bu dönemde hastanelerde mücadele eden doktorları, hemşireleri bambaşka bir yere koymak lazım ama vatanseverlik sadece duygularla, duygusal söylemlerle olmuyor. Ben bugün
İşte aklıma geldi böyle çok 1 Mayıs'ta herkes yazıyor falan. Bakıyorum ya milyonlarla oynayan insanlar işçinin emekçinin haklarını savunmaya çalışıp iş adamlarına laf ediyorlar. Ünlü oyuncular mesela villada yaşıyor ya. Boğaz'a nazır villada yaşıyor, yalıda yaşıyor. Kalkmış iş adamlarına laf ediyor. İşte siz emek sömürüyorsunuz. Git abi o zaman dağıt bütün paranı. Sen de git bir şeyde yaşa işte. 2000 liralık evde yaşa, 1500 liralık evde yaşa. Set çalışanlarının bu onların oynadığı filmlerdeki, dizilerdeki set çalışanlarının şartları da aşikar yani. İnsanların ne kadar şikayetçi olduğu, ne kadar zor şartlarda çalıştırıldığı da ortada. Hani karşıdaki şey... Komşunun bir atasözü var ya hani komşunun camdan evine taş atma tarzında öyle bir şey söyleniyor. Tam hatırlamıyorum ama gerçekten öyle yani. Hani komşuya taş atıyorsun da senin evin de gözüküyor. Ama işte onun takipçi kitlesinin ne kadar bunun farkında onu bilemiyorsun. Şöyle bir durum var ki büyük ihtimal farkında olmadığı için zaten öyle yaklaşıyor ama bak işte 1 Mayıs kutlamış işçileri de seviyor diyen insan sayısı çok fazla olduğu için onu da o şekilde geçiriyor, devam ediyor yani. Evet, yayın bitiyor, kapatmamız lazım Caner. Aynen öyle, katılıyorum. Yayın bitiyor, kapatmamız lazım. Kapanışı Yusuf yapacak. Son olarak bu söylediğimiz son şey de tamamen söylem üzerinden dönen duygusal bir ülke olduğumuzu gösteriyor. İşte hep aynı örnekleri veriyoruz. Yusuf, kapanış senin yapmanı istiyoruz bugün. Çok teşekkür ederiz yayına katıldığın için. Ağzına sağlık. Çok memnun ettin bizi. Ben de sizlere çok teşekkür ederim. Hem beni davet ettiğiniz, konuk ettiğiniz için hem de 50. bölüme kadar bizimle fikirlerinizi paylaştığınız için. Umarım sonu olmayan bir 50 bölüm silsilesi yaşarız sizinle birlikte. İnşallah. O zaman kapanışa gelelim. Sizleri Spreaker, Apple Podcast, Spotify ve Google Podcast'ten dinleyebilirsiniz. Spreaker'da diğer yayın kanallarımız hakkında son bilgilere ulaşabilirsiniz. Özellikle Apple Podcast'te bizim için yapacağınız beğeni ve eleştiriler bizim için çok önemlidir. Sizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Yusuf süpersin ya. Vallahi helal olsun. Tarihinin en iyi kapanışı. Ben yapamadım 50 bölüm. Aynen. En iyi kapanışı sen yaptın. Bu arada güzel. Bizi podimedia.com adresimizden de takip edebilirsiniz. Web sitemiz açıldı. Bilginize sunarız. Bir sonraki yayında zaten detaylı da anlatırız. Süper. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Üzere.